Ceylan, bakın ben camiye gidiyorum. Ayrılalım artık. Ay canım. Sanki ben çok meraklıydım seninle takılmaya. Ya korkuyorum diyorum, anlamıyor musun? Ünsal eniştem robot resimden beni tespit eder diye çok korkuyorum. Ya korkmanıza gerek yok diyorum size. Ben robot resim işini hallettim. Ofise gidin siz. Yok, gitmeyin siz ofise. Niye? Şimdi sizin psikolojiniz normal değil. Selin hemen anlar yani. Hem siz de böyle boş bulup söylersiniz falan olmaz. Ya niye söyleyeyim ben? Saçma saçma konuşma, deli miyim? Tamam, siz en iyisi bir alışverişe gidin. Kafanızı dağıtırsınız. Ya da ne bileyim, kuaföre gidin. Saçınızı başınızı yaptırırsınız. Heh? Sen git kuaföre. Ben gidiyorum camiye. Ne kuaförü ya? Bana ne ya? Abi. Betül. Abi. Yavrum, kuzum. Herkesin içinde abi deme öyle, gözünü seveyim. Biliyorsun Kenan manyağı buralarda. Biliyorum abim, biliyorum. Yok ben normalde zaten çok dikkat ediyorum da. Şimdi öyle çıktı ağzımdan işte. Ya aslında abim diye herkes içinde haykırmak istiyorum ama. Ben de istiyorum Betül, ben de istiyorum da. Olmuyor işte. Bir şey soracağım. Sen Müberra Hanım'a hiç bu mevzulardan bahsettin mi? Yok abim, bahsetmedim kimseye bir şey. Sen söyleme dedin ya. Ama biliyor musun, hakkı var bilmeye. Beni büyüttü, bana annelik yaptı. Bilmez miyim? Allah ondan razı olsun vallahi. Ama birazcık sabredeceğiz be Betül. Şimdi yani Müberra bilirse Seval'e söyler. Seval de Namık'a söylerse, Namık zaten Kenan'ın yanında dolanıp duruyor. Başımıza bela olurlar yani. Birazcık daha bekleyeceğiz. Ondan sonra inan bana herkese söyleyeceğiz Betül. Doğru söylüyorsun. Sana kavuştum ya. Gerisi mühim değil. Aynen. Benim camiye girmem lazım. Tamam tamam. Ben de zaten muayenehaneye gideceğim. Hastam var, bekliyor. İyi. Ha Betül. Hı. Ya şu Semih lavuğu senin etrafında dolanmıyor değil mi? Lavuk? Yani lavuk derken şey, itici erkek modeli diyelim. Yok abim yok. O beni rahatsız etmiyor hiç. İyi tamam kardeşim, görüşürüz. Bay bay.